4 birlik galibiyet, kaçan pozisyonlar da var. Biz karşılaşmadan önce söylediğimiz gibi Farioli şaşırtmadı. Evet. Aynı oyun mantığı üzerinden oynadı. Ama Valerian İsmail dersini iyi çalışmış. Zaten temel prensibim benim ön alanda baskı diyen bir hoca. Bunu Alanya takımını uyguladığınız zaman, iyi uygularsanız sonuç almamanıza imkan yok. Bugün çok ciddi iki tane çıkarken hata yaptı. Dersine iyi çalışmanın mükafatını da bu şekilde aldı Beşiktaş. Dersine çalışmış zaten 3-4'cü oynarken üst adım dedi. Bir de ileride baskıda da. Yani ne yaptı Farioli? Valeri İsmail'in ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. Tam ona göre hazırlanmış bir maçtı. Maçtan önce konuştuk işte taraftarlardan falan. Beşiktaş taraftarını ilk önce hakikaten tebrik etmek lazım. Skoru aldıktan sonra orayı görsel bir şova çeviriyorlar. Yani maç 2-1, evet. 3-1 olduktan sonra muhteşem bir şov vardı orada. Zaten maç sonucu aldıktan sonra da millet artık seyirci izlemeye başlıyor. Maçı değil de seyirci izlemeye başlıyor. O yönden Beşiktaş bugün şanslıydı sonucu da erken alınca. Maç erken koptu diyebiliriz yani. 1-0-1-1 peşine hemen sağ olsun attı. Sağ olsun yine attı. 2-1 olunca gelince bitti. Tartışılan Batshuayi iki tane gol attı ki ikinci golü özellikle göğsüne alıp hemen vurması görülmesi gerekendi. Bunu her futbolcu yapamaz. Hatta geçen hafta Canini aynı pozisyonda herhalde göğsüne almaya kalktı. Ayağı kaydı, vuramadı. Evet, kaldı. Onun birleşik hareket aynı değerli. Aynı pozisyonunu tabii. Bu sefer Batshuayi gole çevirdi. Beşiktaş'ta şu var. Pascal Numa geldi, Fransız. Seyirci sevmişti. Şimdi Valerian İsmail o yönde doğru gidiyor. Yani agresifliği seviyor Beşiktaş taraftarı. Valerian İsmail gol sevinçleri olsun. Orada hakemler de böyle kenarda agresif içinde, oldu mu? Oyunun içinde değil mi? Öyle oyunun bir yarısı içinde var. Oldu mu? Seyirci de seviyor. Seyircinin gözüne hoş gözüküyor. Yani daha doğrusu böyle savaşan teknik adamı ve savaşan oyuncuyu seviyor Beşiktaş takımı. Bir tane de şey gördük herhalde, Güven'i her maç sonradan oyuna sokmak lazım. Gene golünü attı, sonradan girdi. Buradaki oyun olarak şunu söyleyebiliriz. Alanya takımı bugün Beşiktaş takımına yenilmek için her şeyi yaptı. Çünkü bilinen bir oyun sistemi var. Maçtan önce biz konuştuğumuza göre zaten bunu bütün Türkiye daha önce bunu yaptı. Şaşırmadık eğer, yani. Tabii eğer karşınızdaki etkili forvet oyuncum varsa ve isteyen forvet oyuncuları varsa o takıma karşı bunu yaptığınız zaman, hele de iyi yapamazsanız, çok pozisyon veriyorsunuz ve maçı sonunda da beklenen oldu. Beşiktaş'ın bundan sonra kalan maçlarında da aynı futbol oynayıp aynı agresifliği de gösterip bütün maçlarını almak için oynayacak. Artık tek hedef bu. Ha, bunu yaparken de Valerian İsmail seyirci gözünde şu ana kadar olumlu gidiyor. Senenin takımını kurma yönünden de bir takım avantajları olacak. Çünkü bu iyi oyun, Beşiktaş'ın iyi oyunu, süre giren iyi oyunu Valerian İsmail'in elini güçlendiriyor. Şimdi Trabzonspor takımında Vakeme'nin bir iki maçtır tutuk olduğunu gözlemliyoruz. Rize maçından beri. Bugün de öyleydi. Evet, üçüncü maç. Yani programdan önce izleyenler, belki takip etmeyenler için de bu tekrarlayalım. Artık anlaşma zemininde geldi taraflar. Evet, evet. Yani Vakeme'nin sözleşmesi uzayacak, öyle gözüküyor. Neye bağlamak lazım? Fazla da vites yükseltmiyor gibi ben gördüm. Çok yormuyor kendini. Evet, de. Vücut yani, dilini de öyle sanki. Şimdi bunu bilmesem Ender abi, hani anlaşmanın sıkıntıda olduğunu bilmiş olsam, o zaman farklı yöre dediğim gibi insanlar acaba şöyle düşünebilirdi. Sözleşmesinden dolayı mı Vakeme'de bu form düşüklüğü var? Ondan alakalı bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü tabii ki futbol, imzalar atılmadıktan sonra hiçbir şey söyleyeyim ama şu an anlaşılmış durumda. Sadece resmi imzaya kalmış Vakame ile alakalı. Ama Vakame'de, sen de söyledin, 3 haftadır özellikle Rize maçından beri zaten Vakame gibi bir oyuncuda form düşüklüğü varsa takıma genel olarak çok fazla yok. Belki bir oyuncu üzerinden gitmememiz lazım ama Vakame Trabzonspor için bu süreçte gelinen noktada inanılmaz etkili bir oyuncu. Onun oynamadığı maçlarda hücum varyasyonlarında çok büyük sıkıntılar yaşadı Trabzonspor. Bugün yine etkisizdi. Bir iki tane pozisyonu var. Yine o bireysel iki tane şutu var. İkisine de Güray çok iyi çıkardı. Ama onun anlamında maçın genelinde hiçbir şey yapmadı. Vakame ile alakalı tabii Trabzonspor'da son 3 haftada sıkıntı var. Bu takıma da yansıyor. Ben onun sözleşmesinin detaylarını çok net olarak bilmiyorum ama 2+1 işte rakam olarak yüksek ve anlaşıldığını biliyorum. Biraz daha sahanın içinde olması lazım. Hoca da bayağı oyunda tutun, sonuna kadar oyunun içindeydi. Belki de şey mi diyor, yani biz zaten olduk, kendimi de çok hani şey yapmayayım.
ya, zorlamayayım. Bir sakatlığa mal vermeyeyim. Ender abi bizi öyle bir seviyeye çıkardı ki Vakame. Yani, doğru doğru. Yani öyle bir öyle maçları var ki bu sezon. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki geçen haftaki maça bakıyorum 45'te dışarı aldı. Normal şartta Vakame gibi bir oyuncuyu hayatta tabii vazgeçmemiş Abdullah Hoca. Orada vazgeçti. O farklı bir karar verdi. Zorluk ona derecesi de yüksek tabii maç. Tabii ki. Rakip çünkü topu onlardayken bir kişi eksik oynuyorsun. Ama bu maç üzerinden biraz daha etkili olmasam sadece bir oyuncuya da bağlamıyorum. Trabzonspor'un özellikle genel hatlarında hücumda Vişça da çok etkisiz. Evet öyle. Yani, geçen hafta da öyleydi. Yani şeyi hiç beslemiyor. Ön tarafa doğru topu atıyorlar Cornelius'u ama Cornelius'a desteğe giden bir tane oyuncu yok. Yani ben sadece Cornelius bugün kötü oynadı dersem Cornelius'a desteğe de hiç kimse gelmedi. Haksızlık yani, etmiş hücum oluruz. Top gelmedi ki. Bizim tabii ki bizim hücum hattında Trabzonspor'un hep belirgin olarak söylediğimiz bir şey. Gol atamadığı kaç tane maç vardı Trabzonspor'un? Bugün 0-0 bitti. Çok nadirdi. Maç başlamadan şunu sorsan herhangi birine dışarıdan. Bir skorları Trabzonspor'un skorlarını getirirse 0-0'lık arkadaşlarımız. Maç çok az biliyorum ben Trabzonspor'u. Kötü oynadığı maçta bile skor bulmuştur Trabzonspor. Gol yemiştir ama skor bulmuştur. Trabzonspor üretkenlik anlamında son haftalarda sıkıntılı ama bunun dediğim gibi iyi oyun kötü oyunla çok fazla alakalı değil. Trabzonspor taraftarı şu an şampiyonluğu bekliyor. Bu maçta da yine belki iyi oynamadı ama maçı kaybetmedi Trabzonspor. Yani bir kazanma alışkanlığı varsa kaybetmeme alışkanlığı da var Trabzonspor takımının. Bu da önemli bir detay bence, kaybetmeme alışkanlığı. Evet, iki maçı da tabii konuşacağız. Bir yandan Trabzon, bir yandan Beşiktaş'a. Şimdi şöyle bir bakıyorum, 0-0 biten bu maç. Geriye doğru bir gidelim bakalım, 0-0 biten. Kaç tane maç var? Arkadaşlarım şöyle. Başakşehir maçı var. Başka en da son. Sanmıyorum. Ben bir tane ben, daha var ben mıydı? Başkası. Çok emin değilim ama yok. Bir yok, tane maç. Bu ikinci maçı. Başakşehir maçından sonra ikinci maçı bu sezon 0-0 biten ikinci karşılaşma. Nadir. Yani çok nadir kolay görülen bir skor değil Trabzonspor maçlarında bu. Bu da ama gösteriyor aslında. Tabii son 5 haftada bir galibiyet olduğunu da göz ardı etmemek evet lazım. Ya bir düşüklük, bir form düşüklüğü tabii ki var Trabzonspor. Yani, net oyun olarak da biz hep tabii ki güçlü oyun Trabzonspor'dan bahsediyoruz ama tempo olarak da Trabzonspor takımı son haftalarda özellikle hem skora yansıtamamış hem de düşük olarak bir galibiyet, bir yenilgi, 3 beraberlik son 5 haftanın hani tamam işi garantiledi gibi gözükse de tabii ki öyle de iş ama yine de hani o sabırsızlığın şeylerimi bilemiyorum, meyveleri mi bunlar? Ben yani çok dert ettiğini Trabzonspor'un takımını, Abdullah Avcı'nın falan düşünmüyorum. Aynen. Esas dert eden bence tabii ki onlar da ediyor ama esas taraftar. Taraftar sabırsız. Bu beraberlikle ne oldu biliyor musun? Mesela süre uzadı. Yani önümüzdeki haftaysa bir hafta sonrası 15. Gerçi yine 15, olabilir. Yine olabiliyor haftaya. Önümüzdeki şimdi, haftada. O kadar, yine, yani matematiğin aynen çok karışık. Ya, en kötü olmazsa öbür hafta olacaktır. Onun için Trabzonspor'un bu saatten sonra teknik taktik yani konuşmaktan aynen daha fazla bu süreyi uzattı. Evet 5 maçtır kötü olabilir, edebilir. Trabzonspor ligde domine etti. Çok böyle ilk yarı gördük. Çok haftalar oldu. Evet geçen hafta üçlü bir savunmaya, oyun hareketli savunma arkası çoğu opsiyonları değerlendiremedi. Bugün de Antep de aynı bu şekilde oynadı. Yine değerlendiremedi. Çok üretken değildi. Gol pozisyonuna giremedi. Yani bir tane işte net pozisyon Cornelius'un var. Ama tekniği, taktiği artık bu saatten sonra Trabzonspor adına geçmek gerekir. Yani bu saatten sonra geri sayıma bakacaksın. Aynen. Yani artık burada Trabzonspor artık şampiyon oldu gibi, bitti gibi. Onun için artık bir hafta mı olacak, 10 gün mü, 15 artık bu oyuncular da sonuçta bir makine değil. Kötü de oynayacak, kötü performans doğru da verecek. Herhalde bütün maçları kazanıp da öyle ligi şampiyon olacak halleri de yok. Arada böyle gel gitler olacak. Puan kayıpları da olacak. Ama Trabzonspor hak ettiği başarıyla, teknik kadrosuyla, futbolcusuyla, taraftarıyla çok iyi bir sezon geçirdi. Bir tek dediğim gibi az önce bu şampiyon olma süresini uzattı. Bunun evet haricinde yok Trabzon kötü oynadı, şöyle oynadı, taktiği böyle. Bunlardan artık lig bitiyor. Buradan keyfini çıkarmalı bence Trabzonspor taraftarı da, şehirde, bütün ülkedeki ve dünyadaki Trabzonspor taraftarları. Artık Trabzonspor yani gün sayıyor. Yani programın başında söylediğim gibi ne hepimiz askerlik yaptık. Askere gidersin, artık plakaya düştüğünde gün sayarsın. Şafak bu kadar, şafak bu kadar. Trabzon'da hakem maçı bitirdi. Uzatmaları oynatıyor. Yani kaç dakika uzattığını kendi de bilmiyor hakem.